sevgili öğrenciler. Ben İsmail Bakan. Sizlerle tekrardan bir soru çözümüyle beraberiz. Bugün sizlere bakanlığımızın sizler için yayınlamış olduğu örnek soruları çözeceğiz. Bu sorular bildiğiniz gibi Aralık ayında yayınlandı. Şimdi çözümlere geçelim. Birinci sorumuz. 50 katlı bir iş yerinde 2'den 10'a kadar numaralandırılmış 9 tane asansör vardır. Bu asansörlerin her biri zemin katı hariç, kat numarası asansör numarasının pozitif tam sayı katı olan katlarda durmaktadır. Örneğin 9 numaralı asansör kat numarası 9, 18, 27, 36 ve 45 olan katlarda durmamaktadır. Onur ve Erdem bu iş yerinin farklı katlarında çalışmaktadırlar. Onur'un çalıştığı katta duran asansör sayısı Erdem'in çalıştığı katta duran asansör sayısından daha fazladır. Erdem'in çalıştığı katın kat numarası 30 olduğuna göre Onur'un çalıştığı katın kat numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor sorumuzda. Şimdi sorumuza bir bakalım. Bize neyi vermiş? Onur'un çalıştığı katta duran asansör sayısı Erdem'in çalıştığı katta duran asansör sayısından daha fazladır diyor. Öyleyse şunu bir not alalım. Onur'un kat sayısı Erdem'in kat sayısından fazla olacakmış. Peki biz neyi biliyoruz? Pozitif katlarında durmadığını biliyoruz. 30. katta Erdem olduğuna göre ilk önce Erdem'in katında duran asansörleri belirlememiz gerekiyor. Burada hangi sayıların katı 30 olur ona bakacağız. O zaman ilk önce şöyle bakalım. 32'yi böldüğü için 32'nin katıdır. Bu katta durmaz. 2 numaralı asansör. 3 de durmaz. 5 durmaz. 6 durmaz. Devam ediyoruz. 10 durmaz. Bunların katı 30 olduğu için. Fakat 4, 7, 8 ve 9 numaralı asansörlerin katları arasında 30 yer almadığından dolayı 30. katta 4, 7, 8 ve 9 numaralı asansörler durur. Öyleyse Erdem'in katında 4 tane asansör duruyor. Biz burada şıklardan gideceğiz ve 4'ten büyük olan cevabı bulmaya çalışacağız. Bakalım aynı şekilde 48 sırayla bakalım. Hangi asansörler 48'de durur? 2 durmaz. Devam ediyorum. 3 durmaz, katıdır. 4, 12 olacağı için yine durmaz. 5 vardır. Devam ediyorum. 6 durmaz, 7 durur. Katı değildir çünkü. Devam edelim. 8, aynı şekilde 48'in katıdır. O da durmaz. 9 durur. Devam ediyorum. 10 durur. Dikkat edersek 48 numaralı katta 4 tane asansör durmakta. O zaman aradığımız cevap bu cevap değil. Çünkü Erdem'in de bulunduğu katta 4 tane asansör duruyordu. Gelelim B şıkkımıza. B şıkkı 42, 2'nin katıdır, 3'ün katıdır, 4'ün katı değildir. O zaman 4 numaralı asansör durur, 5 numaralı asansör durur, 6'nın katıdır, 7'nin katıdır. Fakat 8'in katı değildir. Devam ediyorum. 9'un katı değildir. Onun katı değildi. Dikkat edersek kaç tane asansör duruyor 42 numaralı katımızda? 5 tane asansör duruyor. Şuraya baktığımız zaman bakın Onur'un katında 5 tane asansör duruyor. Erdem'in katında ise 4 tane asansör duruyor. O zaman bizim aradığımız şartı sağlamış oluyor. O zaman bizim doğru cevabımız B seçeneğimizdir. İkinci sorumuza geçelim. Evet, daha önceden buna benzer bir LGS sorusu çıkmıştı. Şimdi teker teker inceleyelim. Bize burada neyi soruyor? Arşiv odasıyla mutfağın alanları toplamını soruyor. O zaman sırasıyla bulmaya çalışalım. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bakın şu arşivin kısa kenarı, kütüphane ile toplantı odasının kısa kenarları ortak. Öyleyse biz bu soruyu çözerken öncelikle 24 ile 21'in ek hukunu bulmamız gerekiyor. 24 ile 21'in ek hukuku 3'tür. Öyleyse bakın bizim şu kenarımız ne kadar diyebiliriz? 3 metredir diyebiliriz. Aynı şekilde şurası da 3. Şurası da 3 olmuş olur. O zaman biz şurayı 24 yapabilmek için bakın şu uzunluğun ne kadar olduğunu hesap edebiliriz. 8. Şurasını ise 7 olarak ne yapabiliriz? Hesap edebiliriz. Benzer bir durum mutfakta da var. Şu kenar ortak kenar olduğu için biz burayı bulabilmek için yine ek hukuk 30 ile 35'i bulmamız gerekiyor. 30 ile 35'in de ek hukuku
karşımıza 5 olarak çıkar. Öyleyse burası 5 ise aynı şekilde bakın şurası 5, şurası 5, şurası 5, şurası da 5 olmuş olur. O zaman alanlar verildiğine göre şurası kaç olmuş oluyor? 5 çarpı 6'dan 30 olmuş oluyor. Yani şu uzunluk 6 olacak. Burası ise kaç olmuş olacak? 7 olmuş olacak. Dikkat edersek koridorla alakalı uzunluklar bulduk. Burada arşivin kısa kenarı eksik. Burada ise mutfağın kısa kenarı eksik. Peki bizim alanımız ne kadarmış? 32'ymiş. O zaman koridorun uzun kenarı ile kısa kenarının çarpımı 32 olması gerekiyor. 32'nin şöyle çarpanlarına bakalım. 1 çarpı 32 olabilir. Devam ediyorum. 2 çarpı 16 olabilir. Devam ediyorum. 4 çarpı 8 olabilir. Burada dikkat edersek büyük olanlar uzun kenarı, küçük olanlar ise kısa kenarı veriyor. Dikkat edin, bakın koridorun uzunluğu burada 8 artı 7 15'ten büyük olması gerekiyor. Burada ise 6 artı 7 13'ten büyük olması gerekiyor. O zaman uzun kenar 8 olamaz. Burası gitti. Bizden toplam en az kaçtır dediği için bunu da almıyoruz. O zaman bizim bakın uzun kenarımız 16 olması gerekiyor. 16 olabilmesi için de arşivin şurası 1. Burası ise 6 artı 7 13 olduğu için kaç olması gerekiyor? 3 olması gerekiyor. Öyleyse arşivin alanı, arşivi A ile gösterelim. 3 çarpı 1'den kaça eşit? 3'e eşit. Mutfağın alanı, mutfak. Onu da şu şekilde mutfak diye yazalım. 5 çarpı 3'ten kaç olması gerekiyor? 15 olması gerekiyor. Arşivle mutfağın toplamı karşımıza kaç olarak çıkar? 18. Demek ki arşivle mutfağın alanları toplamı en az kaç metrekare olabilirmiş? 18 metrekare olabilirmiş. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, bir departman var. Burada klasörlerimiz var. Bize bu klasörlerle alakalı bilgiler veriyor. Diyor ki, Ece ve Melis bu dolaptan birer tane klasör almışlardır. Aldıkları bu klasörlerin etiket numaraları iki tane asal çarpanı olan aralarında asal doğal sayılardır. Yani bizden şunu istiyor. Hem asal çarpan sayısı iki tane olacak hem de bu sayılarımız aralarında ne olacak? Asal olacak. Şimdi burada şunu yapmamız gerekiyor. Bu iki klasörün etiket numaraları arasındaki fark en çok kaçtır dediği için baştan ve sondan almamız gerekiyor. Farkın fazla olabilmesi için. Şimdi baştan bir 3-5 tane dosyanın asal çarpan sayısına bakalım. Bakın 11 kendisi asal sayı olduğu için 11'in bir tane asal çarpanı vardır. O da 11'dir. Devam ediyoruz. 12'nin asal çarpanları 2 ve 3'tür. 2 tane asal çarpanımız var. 13 asal sayı olduğu için sadece kendisi asal çarpandır. 14'ün asal çarpanları 2 ve 7'dir. 15'in asal çarpanları 3 ve 5'tir. Aynı şekilde bir de son taraftan bakalım. 50'nin asal çarpanları arasında 2 vardır. 3 yoktur. 5 vardır. 49'un asal çarpanı 7'nin karesi olduğu için 7'dir. 48'in asal çarpanları arasında 2 vardır. 3 vardır. 24, 12. Evet, bu kadar. 47'in asal çarpanları arasında 47 vardır. 46'nın asal çarpanları 2 vardır. Devam ediyorum. 2 yoktur. 3 vardır. Şurayı hemen silelim. Şu şekilde. Şurayı yanlış yazdık. Şu şekilde. 46'nın asal çarpanları arasında 2 var. 23 olmuş oluyor. Bir de 23 var. Devam edelim. 45'in asal çarpanları arasında 3 vardır, 5 vardır. 44'ün asal çarpanları arasında 2 vardır, 11 vardır. Bu kadar bulduğumuz yeterli. Sırasıyla deneyelim. Bir kere 2 tane asal çarpanı olması gerekiyor. 11 olmaz, 12 olabilir fakat ortak olmaması gerekiyor. Dikkat edersek 50'de 2'ler ortak. 48'de 2'ler ortak, 46'da 2'ler ortak, 44'de 2'ler ortak. O zaman bir sonrakine bakalım. 14'ün asal çarpanları arasında 2 ve 7 var. 50 ile 2'ler ortak, o yüzden aralarında asal olmaz. 48 ile 2'ler ortak, aralarında asal olmaz. 46'da da 2'ler ortak. Fakat 45'te bakın şuraya sırasıyla yazacak olursak.
14 nasal çarpanları nelerdi? Şöyle diyelim. 14 nasal çarpanları 2 ve 7. 45 nasal çarpanları ise dikkat edersek 3 ve 5'tir. Dikkat et, nasal çarpanlar arasında herhangi bir ortaklık yok. Öyleyse 14 ile 45 aralarında nedir? Asaldır. O zaman aralarındaki fark en çok kaçtır dediğine göre 45'ten 14'ü çıkartırsak 31 cevabını bulmuş oluruz. Doğru cevabımız D seçeneği. Dördüncü sorumuza geçelim. Evet, bu soruda şunu söylüyor. İki tane ayçiçek yağı varmış. Bu ayçiçek yağlarının satış fiyatları birbirine eşitmiş. TL cinsinden birbirine eşitmiş. Ve verilen bilgileri şu şekilde köşeye yazarsak bu tarz soruları çözmekte daha kolaylık sağlarsınız. A marka yağından elde edilen gelir ne kadarmış? 252 TL'ymiş. B marka yağından elde edilen gelir ise ne kadarmış? 198 TL'ymiş. Şimdi bunların fiyatları birbirine eşit olduğuna göre ilk önce kaç liraya satılabileceğini bulmamız gerekiyor. Bunun için de 252 ile 198'i nesini almamız gerekiyor? Ekokunu almamız gerekiyor. Şimdi şu şekilde ben ekokunu yazayım. Bunların ekoklarını alırsak karşımıza 18 çıkar. Bulmuş olduğumuz bu değer A markanın ve B marka şişenin şişe fiyatıdır. Yani bu da 18 TL'ye satılıyor. Bu da kaç TL'ye satılıyor? 18 TL'ye satılıyor. Peki bizden neyi soruyor? Bu markette verilen tarihte satılan B marka ayçiçek yağı miktarı A marka ayçiçek yağı miktarından en az kaç litre daha fazla? Peki bunlar ne kadar satılmıştı? 252 litre satılmıştı. Pardon, 252 TL gelir elde edilmişti. O zaman kaç şişe satıldığını bulabilmek için 252'yi kaça bölmemiz gerekiyor? 18'e bölmemiz gerekiyor. 252'yi 18'e bölersek karşımıza ne çıkar? 14 şişe çıkar. Bundan kaç şişe satılmış? 14 şişe. Diğeri ise A marka yağından ise 198'i yine 18'e bölüyoruz. Karşımıza 11 çıkar. Kaç şişe satılmış? 11 şişe satılmış. O zaman ayçiçek yağı miktarını bulmak kolay. A markadan 14 şişe, B markadan ise 11 şişe satıldı. A markanın 1 şişesi kaç litreydi? 1,5 litreydi. Öyleyse 14'ü 1,5'la çarpıyoruz. Yani yarısı kadar daha ekliyoruz. 1,5'la çarpmak demek yarısı kadar daha eklemek. 14'ün yarısı 7 olduğuna göre kaç litre satılmış? 21 litre satılmıştır diyebiliriz. B marka ise 15 şişe satıldığı için 11 çarpı B marka şişenin bir tanesi 2 litreydi. Kaç litre satılmış oluyor? 22 litre satılmış oluyor. Öyleyse aradaki farka bakacak olursak 1 litre fark var diyebiliriz. Yani doğru cevabımız B seçeneği. Evet, 5. sorumuza gelelim. Burada da yine üst kısımda bilgiler verilmiş. Bu bilgileri geçiyorum. Yani asal sayının bilgisi verilmiş. Ve diyor ki Canan öğretmen Eylül ayı boyunca tüm derslerini EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden hafta içi yapmıştır. Hafta içi yapmıştır dediğine göre bakın şu hafta sonuyla bizim herhangi bir işimiz yok. Aşağıda Eylül ayına ait takvim yaprağı verilmiştir. Canan öğretmenin bir günde yaptığı ders sayısı o günün tarihine karşılık gelen doğal sayının asal çarpan sayısına eşittir. Buna göre Canan öğretmen Eylül ayı boyunca EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden toplam kaç ders yapmıştır? Şimdi sırasıyla teker teker bakalım. Şöyle aşağı aşağı gidelim. 7 asal sayı olduğu için bunun bir tane asal çarpanı vardır. 14'ün asal çarpanları 2 ve 7'dir. Yani 2 tane vardır. 21'in asal çarpanları 3 ve 7'dir. Yani 2 tane vardır. 28'in asal çarpanları 4 çarpı 7 olduğu için yine 2'ye bölünür ve 7'ye bölünür. Yani 2 ve 7'dir. Toplam kaç tane vardır? 2 tane vardır. O zaman bu bloğumuzdakileri toplayalım ki sonradan işlem kolaylığı olsun. 2, 4, 6, 1 daha
Burada 7 tane var pazartesi günü. Devam edelim salıya bakalım. Birin zaten asal çarpanı yoktur. 8 2'nin küpü olduğu için burada bir tane vardır. 15'in asal çarpanları 3 ve 5 olduğu için 2 tanedir. 22'nin asal çarpanları 2 ve 11 olduğu için 2 tanedir. 29 asal sayı olduğu için 1 tanedir. Öyleyse artı diyelim. Salı günkü ders saatimiz 4, 5, 6 olmuş oluyor. Şuraya yine bir artı koyalım. Çarşambaya bakalım. 2 asal sayı olduğu için 1 tane vardır. 9, 3'ün karesi olduğu için 1 tane vardır. 16, 2'nin 4. kuvveti olduğu için 1 tane vardır. 23 asal sayı olduğu için 1 tane vardır. 30'un asal çarpanları 2'ye bölündü, 3'e bölündü ve 5'e bölündüğü için 3 tane vardır. Toplarsak 4 tane burası yaptı, 3 de burası. Çarşamba günde 7 tane canlı dersi varmış. Artı Perşembe'ye bakalım. 3 zaten asal sayıdır, 1 tane vardır. 10, 2 ve 5'e bölündüğü için 2 tane vardır. 17 asal sayı olduğu için 1 tane vardır. 24, 2'ye bölünür, 3'e bölünür. O zaman 2 tane var diyebiliriz. Toplarsak da burada 2, 4, 6. 6 saat canlı dersimiz var. Ve haftanın son günü Cuma'ya bakalım. 2'nin karesi olduğu için 1 tane vardır. 11 asal sayı olduğu için 1 tane vardır. 18, 2'ye bölünür, 3'e bölünür. Öyleyse 2 tane vardır. 25, 5'in karesi olduğu için 1 tane vardır diyebiliriz. O zaman Cuma günde toplam kaç dersimiz var? 5 dersimiz var. Peki canlı öğretmenin bir haftada ne kadar dersi var dersek bunları toplarız. 7, 6, 13, 20, 26, 5 daha 31 saat canlı dersi var diyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneği. 6. soru biraz uzun bir soru. İlk önce yine asal sayının kavramı verilmiş. Ve yukarıda verilen iki yaya aşağıdaki gibi birer cisim asılmıştır diyor. Bu yaylarda gerçekleşen uzamaların santimetre cinsinden değerler arasında asal iki doğal sayıdır. Değerler arasında asal iki doğal sayıdır diyor. Yani biz uzama miktarlarını bulacağız. Başlangıçtaki yayımızın yani birinci yayımızın ilk uzunluğu ne kadardı? 25'ti. Peki ne kadar uzamış? 45 uzamış. Uzama miktarı o zaman 20'dir. Aynı şekilde birinci yayın son durumundaki uzunluğu 45 cm olduğuna göre diyor. İkinci yayın son durumundaki uzunluğu santimetre cinsi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Birinci durumda ikinci yayımızın uzunluğu 35'ti. Ne kadar uzadığını bulmamız gerekiyor. Ve uzama miktarını bulmamız gerekiyor. Şimdi bize diyor ki 60 olursa 35'te 60 olduğuna göre ne kadar uzamış olur? 25 cm uzamış olur. Bakın 20 ile 25 aralarında asal mıdır? Hayır değildir. O zaman aradığımız cevap A şıkkı değil. 61 olduğunda uzama miktarı 26 olmuş olur. 26 ile 20 aralarında asal mıdır? Değildir. O zaman B şıkkını da eliyoruz. 65 olduğunda bu sefer karşımıza 30 çıkar. 30 ile 20 aralarında asal mı? Hayır değil. İkisi de 2'ye bölünür. Ama 68 olduğunda uzama miktarımız ne kadar olmuş olur? 33 olmuş olur. Öyleyse 33 ile de 20 aralarında asal olduğu için aradığımız cevap D şıkkıdır. Yani ikinci yayımız ne kadar daha uzamıştır? 33 cm daha uzamıştır diyebiliriz. Yedinci sorumuza bakalım. Şimdi bir dükkanın rafı verilmiş. Bu rafta tekerlek ve jantlarımız varmış. Tekerleklerin ve jantların çap uzunlukları verilmiş. Ve rafın uzunluğu da 10 metreden az olduğu bilinmekteymiş. Klasik bir Ebu Bekok sorusu. Bakın bizim burada yapmamız gereken katlarını bulmamız gerekiyor. Yani 90 ile şu şekilde yazayım. 90 ile 60'ın ekokunu bulmamız gerekiyor. Karşımıza bunu bulduğumuz zaman 180 çıkar. Yani herhangi bir şart vermezse şu uzunluk 180 cm'dir diyebilirdik. Fakat bize 10 metreden az ve olabilecek farkı en çok istediği için bizim 10 metreye yakın uzunluğu bulmamız gerekiyor. Öncelikle 10 metreyi santimetreye çeviriyorum. 10 metreyi santimetreye çevirdiğimde 100 ile çarparım ve karşıma 1000 cm çıkmış olur. O zaman bizim 180'in 1000'den az katını bulmamız gerekiyor. 6 katı 1080'e eşittir. 5 katı ise 900'e eşittir. Öyleyse şu uzunluk bakın
900 santimetredir diyebiliriz. Peki o zaman kaç tane teker ve kaç tane can sığacağını bulmamız gerekiyor. 990'a bölersek buraya 10 tane ne sığar? Teker sığar. 900'ü ise 60'a bölersek, şurada hemen hızlı bir şekilde böleyim. 900 bölü 60, sıfırlar gider. 96'ya bölersek 15 çıkar. Yani buraya ise kaç tane jant sığmış oluyor? 15 tane jant sığmış oluyor. Arasındaki fark kaçtır dediği için 10 ile 15 arasındaki fark en fazla kaç olabilir? 5 olabilir. Yani doğru cevabımız B seçeneği. Evet, yine asal sayıların tanımı verilmiş. 9 tane eş kareye ayrılmış ve bu eş karelerle alakalı bilgi verilmiş. Bilgileri bir okuyalım. Mavi renkli karelerin her birine kendisiyle ortak kenarı olan sarı renkli karelerde yazan doğal sayıları ile aralarında asal ve 2 tane asal çarpanı olan en küçük doğal sayı. Kırmızı renkli kareye ise mavi renkli karelere yazılan doğal sayıların toplamı yazılacaktır. Yani şuralara yazılacak olan sayılar bunlarla aralarında asal olması gerekiyor. Öyleyse aralarında asal olabilmesi için ilk önce şunların asal çarpanlarını belirlememiz gerekiyor. 45'in asal çarpanları 3 ve 5'tir. 91, 7 ile 13'ün çarpımı olduğu için 7 ve 13'tür. 32, zaten 2'nin 5. kuvveti olduğu için asal çarpanı 2'dir. 66, 2'ye bölünür, 2 var. 3'e bölünür ve 11'e bölünür. 2, 3 ve 11'dir diyebiliriz. Hemen ben kalemimin rengini de değiştireyim artık. Şimdi aralarında asal olabilmesi için buradaki maviye yazılacak olan sayıların asal çarpanların arasında 2, 3 ve 5 bulunmaması gerekiyor. 2 bulunmayacağına göre, 3, 5 de bulunmayacağına göre en küçük olan sayıları seçmemiz gerekiyor. 5'ten sonraki en küçük asal sayı 7. Sonraki ise 11'dir. Yani buraya yazacağımız sayı 77'dir diyebiliriz. Buraya 77'yi yazdım. Aynı şekilde bakın şurada da yazacağımız sayıların içerisinde 3, 5, 7 ve 13 olmaması gerekiyor. 3, 5 olmayacağına göre 7 de olmayacak. O zaman yazabileceğim sayı 2 var dikkat edersek. 2'den sonra 3 yazamam, 5 yazamam, 7 yazamam. Kaçı yazabilirim? Yine 11 yazabilirim. 2 çarpı 11'den buraya yazacağım sayı da kaç olacak? 22 olacak. Aynı şekilde 2'yi yazamıyorum. 3'ü yazamıyorum fakat 5'i yazabilirim. 5 çarpı 7'yi yazamıyorum. 11'i yazamıyorum. 13'ü yazamıyorum. Öyleyse yazacağım sayı kaç olması gerekiyor? 17 olması gerekiyor. Çarparsak da sonuç 85 çıkar. Buraya da 85'i yazdım. Aynı şekilde 2'yi yazamayacağım, 3'ü yazamayacağım ama kaçı yazabilirim? 5'i yazabilirim. Sonra 7'yi yazabilirim. 5 çarpı 7'den burası da kaç olacak? 35 olacak. Buraya da 35 yazdım. Böylece yazmış olduğum, mavi karelere yazmış olduğum sayıların hem 2 tane asal çarpanı var hem de 32 ve 66 ile bakın dikkat edersek aralarında ne olmuş oluyor? Asal olmuş oluyor. Peki bize neyi soruyor? Buna göre sarı renkli karelere yukarıdaki sayının yazılması durumunda kırmızı renkli kareye yazılması gereken doğal sayı kaçtır? Kırmızı renkli kareye bu dördünün toplamını yazıyordum. Öyleyse dördünü toplarsam karşıma 219 sayısı çıkar. Yani doğru cevabımız A seçeneği. Evet, bir şekerleme fabrikasında aşağıda verilen şeker, çikolata ve lokumlar üretilmektedir. Üretilen bu şekerlemeler arasında rastgele olarak seçilen 5 tanesi aşağıdaki paketlenerek satılmaktadır. Soruyu dikkatli bir şekilde incelediğimiz zaman 5 tane şeker veriliyor. Dikkat ederseniz bakın burada ürün kodlarımız var. Şekerin ürün kodu 2, çikolatanın ürün kodu 3, lokumun ürün kodu ise 5 olarak verilmiş. Ben daha net görebilmek için buraya yazdım. Ve dikkat edin bakın yukarıdakinin fiyatı belirlenirken 180'e çarpanları verilmiş. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde verilmiş. Bakın burada bize ürün kodlarını veriyor. 2 tane ürün kodu 2 olan ürün konulmuş. Yani 2 tane şeker konulmuş. 2 tane ürün kodu 3 olan çikolata konulmuş. 1 tane de ürün kodu 5 olan
lokum konulmuş. Bizden neyi istiyor peki? 270 ve 300 olan iki paketin satış fiyatlarının toplamı kaç değeri? Yani ilk önce 270 ve bizim 300'ün asal çarpanlarını belirlememiz gerekiyor. Hemen 270'ye bölüyorum. 270'i 2'ye böldüğümde 135. 2'ye bölünmez. 3'e böldüğümde 45. 3'e böldüğümde 15. 3'e böldüğümde 5. 5'e böldüğümde 1 geliyor. Yani burada bakın şunlar bizim ürün kodumuz. Yani şeker. Şunlar çikolata. Şunlar çikolata. Şu ise ne olarak karşımıza çıkıyor? Lokum olarak çıkıyor. Peki kaç tane şeker var? Bir tane şeker var. Bir tane şekerin fiyatı ne kadardı? 1 liraydı. 1 artı. Kaç tane çikolata var? 3 tane çikolata var. Çikolataların bir tanesi 3 liraydı. O zaman toplama 3 tane olduğu için 9 TL. Bir tane lokum kullanılmış. Lokumun fiyatı ne kadar? 2 lira. Öyleyse buraya da 2 dediğim zaman 10, 12 TL ücret ödenmiş olur. Bu bizim etiket numarası 270 olan kutumuzun fiyatı. Bir de aynı şekilde 300 olanınkini bulmamız gerekiyor. 300'ü de asal çarpanlarına ayıralım yine. 2'ye böldüm 150. 2'ye böldüm 75. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Ürün kodlarını bulmuş olduk. Bakın şu şeker, şu şeker, bu çikolata, bu lokum, bu da lokum. Şekerin bir tanesinin fiyatı ne kadardı? 1 TL'ydi. Çikolatanın bir tanesinin fiyatı ne kadardı? 3 TL'ydi. Lokumun bir tanesinin fiyatı 2 liraydı. 2 tane kullanıldığı için burada 2 çarpı 2, 4 olacak. Şurada eksik yaptım. Şeker 2 tane kullanıldığı için şurasının 2 olması gerekiyor. Toplarsak 2, 3 daha 5, 4 daha 9 TL'de bu 300 numaralı etiket koduna sahip olan kutunun fiyatı verilmiş. Bize 2 paketin satış fiyatını soruyordu. 2 paketin satış fiyatı birisi 12 TL, birisi 9 TL. Toplam karşımıza 21 TL olarak çıkan doğru cevabımız A seçeneğidir diyebiliriz. Son sorumuza gelelim. Aşağıda bir teknoloji mağazasında satılan iki farklı marka cep telefonunun Ekim ayı boyunca geçerli olan maliyet ve satış fiyatları verilmiştir diyor. Bu mağazanın Ekim ayı boyunca A marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kar, B marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kara eşittir. O zaman şuraya küçük bir kar sekmesi açabiliriz. Ne kadar kar yaptığını, bir telefondan ne kadar yaptığını bulalım. Bakın A marka cep telefonunun bir telefon satışından kar 6.000'den 4.800'ü çıkartırsak 1.200 TL'lik bir karımız var. 6.700'den 5.200'ü çıkartırsak 1.500 TL'de B marka cep telefonlarının satışından elde edilen kar. Peki kaçar tane satıldığını bilmiyoruz ama bir telefondan elde edilen karları biliyoruz. Öyleyse bunların karlarının eşit olabilmesi için bu ikisinin nesini bulmamız gerekiyor? Ekokunu bulmamız gerekiyor. Burada dikkat edersek sonlardaki sıfırları şöyle yazalım. Direkt 12 ve 15'in ekokunu bulalım. Sonra bulduğumuz değerin sonuna 2 tane sıfır ekleyerek doğru cevabı bulmuş oluruz. Bakın 2'ye böldüm. Burası 6, burası 15. 2'ye böldüm. 3, 15. 3'e böldüm. 1, 5. 5'e böldüm. 1, 1. Ekokumuz dikkat edersek 2 çarpı 2, 4. 4 çarpı 3, 12. 12 ile 5 ile çarparsak 60 yapar. Sonuna da 2 sıfır eklediğimizde hem A marka telefondan 6.000 kar elde edilmiş, hem B marka telefondan ne kadar kar elde edilmiş? 6.000 TL kar elde edilmiş. Peki 6.000 TL kar elde edebilmek için bize neyi soruyor? Toplam buna göre satılan telefonların Ekim ayı boyunca satılan miktarlarını soruyor. Peki biz 1200 TL kar elde edebilmek için, pardon 6000 TL kar elde edebilmek için kaç tane A marka telefon satmamız gerekiyor? Bir tanesinden 1200 elde etmiştik. 6000'i 1200'e bölersek karşımıza 5 olarak çıkar.
tanesinden 1500 TL kar elde ettiğimize göre B marka cep telefonundan da 4 tane ne yapmamız gerekiyor? Satmamız gerekiyor. Bunların toplamını istiyordu bizden. 5 artı 4, 9 tane telefon satılmıştır diyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneği. Evet arkadaşlar, burada soru çözümlerimiz bitti. Sizler çalışmaya devam edin. Bu zor süreçte asla pes etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayallerinize kavuşun. Esen kalın.